Değerli katılımcılar, tekrardan merhabalar. Bu muhteşem sempozyumun son oturumuna başlayacağız. Bu oturumda tarım, kalkınma ve planlama konuşacağız. Tematik konuşmasını yapmak üzere Sayın Hakan Özyıldız'ı kürsüye davet edelim. Tarımsal desteklemelerle bütçe tarafını bağlanmaya, oraya bir bakış açısı getireceğim. Ama başlıkta gördüğünüz gibi sorunların temelinde bana göre, Türkiye'de destekleme açısından bakarsanız, sorunların temelinde bir ikili yapı var. Gelir mi vereceğiz yoksa üretimi mi destekleyeceğiz? Yani köylüye çiftçiye gelir mi aktaracağız yoksa üretimi de verimliliği veya diğer tarafları mı düşüneceğiz? Cevabını aradığım konu bu. Şimdi cevabı ararken konunun başlığı olduğu için biraz da oradan gireyim dedim. Büyüme ile kalkınma arasında çok basit hatırlatacağım. Burada hocaların yanında bana ne kadar düşer bilmiyorum ama çok bir basit hatırlatma yapmama izin verin. Bir tanesi ekonominin insan için olduğunu düşünüyorum. İnsan içinde esas olan mutluluk olduğunu. Mutluluk içinde iki şey bana göre, benim tecrübeme göre. Biri iyi bir işiniz olacak, biri iyi bir eşiniz olacak. Eşin seçimi tabii sizle bağlantılı ama iş konusunda ne kadar başarılı olup olmadığı ekonominin iktisadın temel meselelerinden birisi. Benim ölçüm bir iktisadi politikanın başarısı veya başarısızlığının göstergesi yarattığı istihdam kabiliyeti. Onun dışındakiler bana göre lafı güzeldir. Hepsi alt sonuçta. Yani üstte istihdam yaratmıyorsa bir ekonomi, gençlere, öğrencilerimize iş bulmuyorsa geçiniz. Onun da iktisat politikası falan herhangi bir şey yok. Büyüme nedir dediğinizde hep çok verilen örneği hatırlatayım. Bir Ferrari üretirsiniz büyümedir. Ama üç tane teknolojisiz iyi ve toplu taşıma yarayan araç getirdiğiniz zaman bunu bir anlamda basitleştiriyorum tabii, bu kadar basit bir şey değil. Bu da kalkınmadır diye bakmak lazım. Kalkınmayı tanımlayanlar genelde genel bir toplumsal ve kurumsal yaklaşım içinde olaya tanımlıyorlar. Bana göre piyasa, büyüme biraz daha piyasacı. Ben biraz borç harç ilişkileriyle olduğum için bir şey yapıyorum. Artık son dönemde Türkiye'de de özellikle 2001 krizinden sonraki süreçte bir büyüme fetişizmi var. Oturuyoruz sabah kura bakıyoruz, faize bakıyoruz. Ben de sabahtan beri kendi telefonumdan izlemeye çalışıyorum. Aklımız, fikrimiz büyüme rakamı. Ne oldu, ne etti bununla uğraşıyoruz. Ama kalkınma dediğiniz şey gerektiğinde piyasayla çatışabilecek bir şey. Toplumun genel anlamda refahını sağlayan bir şey. Yani toplumcu olduğu için o piyasayla, piyasacı yaklaşımlarla gerektiğinde çatışabilmeyi de göz alır. Mesela kalkınma gelir adaleti üzerinde çok önemli bir fonksiyonu var. Gelir adaleti dediğinizde de ister istemez o eşitlik sorununda bizim destekleme politikalarının önemli bir ayağını da işin içine sokmuş oluyorsunuz. Nedir kalkınma deyince tarımı da bağlayan üç konunu, sanayileşme tabii ki çok önemli. Bana göre işin merkezi, her şeyin özünlüğü var. Ama sadece sanayileşmeyi almayın. Verimlilik, gelir dağılımı, adaleti biraz evvel bahsettim. Ve sağlıklı beslenme de kalkınmanın önemli bir parçası. Eğitim ve diğer konulara fazla uzatmayacağım. Şimdi sağlıklı beslenme dediğimiz zaman, işin o tarafına geldiğinizde ise ister istemez ne yapıyorsunuz? Gıda güvenliği devreye giriyor. Ve gıda güvenliği meselesi hatırlayın. Ben insanlık tarihinin özü. Tarımın keşfinden sonra baktığınızda insanlık bütün savaşlarını ama bütün savaşlarını bu güvenlik için vermiş. Benim elde ettiğim rakamlar çok değişiyor ama benim kabaca bulduğum kadarıyla 1 milyar civarında aç insan olduğunu söyleniyor.
1.3 milyon, 1 milyar 300 milyon insanda gizli açlık çektiği iddia ediliyor. Bu meşhur, Kissinger'ın meşhur sözüdür. Bunu ben çok kullanırım ve bana göre de tecrübeler bunu doğruluyor. Biliyorsunuz petrolle gıda arasında bir şey buluyor ve petrolle ülkeyi gıdayla insanı yönetirsiniz. Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'deki eğer gıda tarım demekse o zaman nedir? Neye bakacağız? Nasıl bakacağız diye geldiğimizde şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Biz yapısal sorunları var. Bunlardan bir tanesi çok konuşuldu benden önce de bu küçük ölçekli ve parçalı dağınık yapı. Ama ben bugün sabah öğrendiğim şey ki bu konuyu bu tarım hiç bakmamıştım. Onun için hocalarıma teşekkür ediyorum. Şu endüstriyel tarım meselesi. Yani aile için yapılan üretimle şehirleşmenin sonucunda gelen endüstri için, pazar için yapılan tarım arasındaki fark. Ben köyde doğup büyümedim. Ama bağım nedeniyle çok sık gidip geldiğim bir yapıdan bahsedeceğim size bir küçük şey. 1970'lere kadar babam ve annem aynı köyden üretimin büyük bir kısmı kendi ihtiyaçları için. 60'lardan sonra ama 70'lerden özellikle 70'lerden sonra bütün Rize'liyim ben fındıkları kestiler. Bütün mısır tarlalarını kapattılar. Hatta gerektiğinde ormanı kesip çay bahçesi yaptılar. Bütün amaç şeye döndü. Tarıma, pazara yönelik tarıma döndü. Hatta bu o kadar etken bir şeydir ki mesela bizim Lazca konuşmalarımız filan azaldı. Eskiden içe kapalıydık. Biz daha çok Lazca konuşurken pazara öğretmeye başladıktan sonra mecburen Türkçe konuşmaya benim büyüklerim, dedelerim filan mecburen Türkçe konuşmaya başladı. Bu alanda endüstriyel tarım ve kentleşme yapıyı birebir etkileyen çok önemli bir faktör. Türkiye'nin bugün demografik değişimini görmeden burada özellikle her ne kadar TÜİK'in rakamlarını kentleşme ve kır tanımını tartışmak lazım ama bunun iyi tarifini yapmadan bizim destekleme konusuna, tarım desteklemesi hatta üretim konusuna sağlıklı bir çözüm bulabileceğimizi sanmıyorum. Bu bağlamda olaya bakınca küçük işletmelerde verimlilik konusunun nasıl çözüleceği de tartışmalı. Yine bizim tarımın çok bahsedildiği üretim ve pazarlama altyapılarında sorunlar var. Pazarlamanın başta olmak üzere örgütsüz bir yapı var. Bunlar hepsi bilinen ama en son yılların bir hikayesi bir de gittikçe artan dışa bağımlılıklar. Üretimde ve şeyin satışında. Şimdi buradan izninizle yavaş yavaş tarımsal desteklemeye döneceğim. Bana göre dünyada tarım desteklemeyen ülke yok. Benim şöyle bir deneyimim var. Biraz evvel Oğuz Hoca bahsetti. Bu Dünya Ticaret Örgütü'nün kuruluş süreci. Ben o dönemde Cenevre'de Uruguay Rahat müzakerelerinde bulunanlardan biriydim. Ben gerçi tarımla ilgilenmiyordum. Ben daha çok finansal hareketler tarafıyla ilgileniyordum ama zaman zaman daimi temsilcilikteki yeterli insan olmadığı zaman görevlendirmeler nedeniyle çeşitli müzakere toplantılarına katıldığımda oluyordu. Ve benim deneyimimdir. Tarım müzakereleri konusunda sabahleyin Amerika ile birlikte olan Japonya Avrupa Birliği'ni dövmüştür. Öğleden sonra başka bir konuda Japonya ile Amerika bu sefer Avrupa tersine ilişki şeyler, ittifaklar değişmiştir. Yani bu kadar ilginç süreçlerdir ki o benim kendi dağarcığımda teknik olarak bilgi birikiminde önemli bir yeri vardır Uruguay Rahat müzakerelerde. O bağlamda dünyada tarımın desteklenmesi ve oradaki müzakerelerin ne olduğunu biliyorsunuz tarım ilk defa o zaman girdi. Ondan önce yoktu zaten şeyde. Dünya ticaret müzakerelerinde. Ne kadar kavgaların değiştiğini, ne kadar ittifakların değiştiğini, hatta ittifakın olmadığını falan ben tecrübeyle orada yaşadım. O bağlamda dünyada tarımı desteklemeyen yoktu. Hiçbir ülke yok.
OECD'nin rakamına göre sadece 51 ülke 2017 yılında 620 milyar dolar harcamışlar bu iş için. Sıra dışı bir rakam. Gerçi diğerlerine baktığımızda bir şey var. En fazla para harcayan da hep bilindir Amerika, Avrupa Birliği ve Japonya. Doğal olarak onlar harcamış. Yani burada söylemek istediğim şu. Destekleme veya desteklememe diye bir şeyimiz yok. Desteklemeyi iyi hedeflememiz lazım. Bunu tartışmamız gerekiyor. Ve daha önemlisi, birazdan benim üzerinde durmak istediğim bunu, yapılan desteğin denetlenmesi lazım. Arada bizim yapmadığımız, bizim üzerinde durmadığımız, parayı verip sonucunu alıp almadığımıza bakmadığımız yapılar var. Şimdi biz denetlen, hedefleme meselesinde çelişkilerle karşı karşıyayız. Mesela gelir dağılımı ve üretim veya göç. Bunlar hepsi arda arda birbirine giren sorunlar. Gelir dağılımını mı hedefleyeceğiz? Üretimi mi hedefleyeceğiz? Yoksa bizim gibi az gelişmiş ülkeler, birazdan bahsedeceğim, asıl destekleme politikalarındaki amaç göçü regüle edebilmek biraz da. Kırdan kente göçü nasıl regüle edeceğiz? Çünkü kırdaki insan sadece toprak üzerinde bilgisi var. Mesleki kabiliyeti veya eğitimi diyeyim ona tırnak içinde, sadece toprak işlemekle sınırlı. O adamı alıp getir veya o insanı alıp getirdiğinizde şehirde yapabileceği hiçbir şey yok. Ne iş olsa yaparım abim cehalet dönüşüyor. Bunu işte bunu nasıl kontrol edersiniz, nasıl düzenlersiniz? Bu işi gibi destekleme de bu tarafta. Bizde öyle bir şey yok. Ama Türkiye örneğinde bakarsanız, ben kamudaki görevimin uzun bir bölümünü tarımsal desteklemelerin finansmanı konusunda yaptım. Ben şunu gördüm. Siyasetçi hiçbir zaman öyle üretilmiş, sosyal politikaymış, hiç öyle bir derdi yok. Gelir köylüye vereyim, oyunu alayım. Bunun en güzel örneği doğrudan gelir desteğidir. Doğrudan gelir desteğinin başlangıcı tartışmalı olmakla beraber son geldiği yerin bu kadar benim amiyane görünümü, deyimimi mazur görüm, ifade edilmesinin, istismar edilmesinin arkasındaki neden siyasetçinin çok güzel oy almak için vardır. İyidir, kötüdür ayrı bir tartışma. Yani doğrudan gelir desteği doğru bir politikadır, yanlış politikadır olur. O ayrı bir tartışma. Oraya girmek istemiyorum. Ama siyasetçinin elinde tam bir rezalet haline dönüşmüş politikalardan biridir. Çünkü bizim için çok parayı bedava dağıtıyorsunuz, ekmeden parasını alıyor. Köyden kente geçişini biraz evvel bahsettim bu. Mesela ben size örnek vereyim. Peker senin de var değil mi? Kaç ay karne? Ben çay üreticisiyim. Daha elimle hiç çay toplamış değilim. Ama gidin çay kura. Bakın, ben burada kamudan emekli olduğum halde, bir yerde çalışıp ek maaş aldığım halde Çaykur'da üretici gözüküyorum ve Çaykur bana destek veriyor. Bana prim ödüyor. Böyle bir destekleme sistemiyle karşı karşıyayız. Ve bunu sorgulamıyor. Yani ben bu adama niye para veriyorum, bunun bu paraya ihtiyacı yok demiyor. Sadece ve sadece eşitlik adına herkese vermek zorunda olduğunu hissettiği için bu parayı ödüyor. Şimdi neden desteklerine fazla girmeyeceğim, sadece hatırlatma için söyleyeyim. Bir kere tarım bildiğimiz hep bahsedilen bir şey, riskli ve düşük getirisi olan bir ürün. Bu risk ve düşük getiri nedeniyle, belirsizlikler nedeniyle siz önceden çiftçiyi yönlendirmek adına bu desteklemeyi yapmak zorundasınız. Biliyorsunuz arz ve talep destekliği düşük tarımsal ürünlerin. Ve dönemleri itibariyle kısa dönemde gelir elde ediyorsunuz. Yani uzun dönemli yatırım yapıyorsunuz. Bir sene uğraşıyorsunuz, bir seneye yakın kışı çıkarın. Uğraşıyorsunuz, bir ay, iki aylık bir şeyle üretiminizde bütün geçiminizi, yıllık geçiminizi sağlamaya çalışıyorsunuz. Bir de yatırdığınız parayı alamazsınız. Onu ben ona sermaye diyorum ama tam olarak sermaye algılamayın lütfen. Yatırdığınız parayı, harcadığınız emeği hiçbir şekilde karşılığı alamazsınız. Son dönemde duyduğumuz hikayeler gibi. O zaman niye tarım çiftçilik yapamazsınız? Çünkü kolay bir iş değil. Bu anlamda herkes destekliyor ama demin dediğim gibi bugün sorun desteklenmeli midir değil, nasıl desteklenmeliyiz?
bizim üzerinde ısrarla durmamız gereken ve yaptığımız hataları tespit edip birazdan göreceksiniz aslında devlet kalkınma yıllık programında söylüyor. Yaptığı hataların da farkında. Onun için biz neyi yapamadığımızı oturup şey yapmak lazım. Bir de gelişmiş, sanayileşmiş ülkelerle kendimizi de karşılaştırmamız lazım. Onlar şöyle yapıyor, biz de böyle değil. Onların derdi farklı. Onlar artık göç, mölç gibi şeyleri aşmışlar. Onlar gelir dağılım sorunlarını halletmişler. Onların bir tek derdi var, üretim. Bu bağlamda onların yaptıkları politikaların başarısının arkasında yatan şey, uzun dönemdir uyguladıkları ve tamamen kayıt içine aldıkları bir yapıdan gelen bir başarı var. Yoksa biz birebir onları kopyaladığımız zaman, onlara aynısını uyguladığımız zaman başarı elde edeceğini diye bir şey söz konusu değil. Farklılaşmayı söylemiştim. Bunun için burada girmeyeceğim ama bir konuyu hatırlatmama izin verin. Dünya Ticaret Örgütü direkt gümrükle ilgili şeyler, engelleri kaldırmakla beraber tarife dışı engel denen gümrük vergileriyle veya diğer bildiğiniz klasik yöntemlerle yapılan her şeyi kaldırırken tarife dışındaki bir sürü şeyi koydu ortaya. Mesela standartlar, mesela laboratuvar zorunlulukları gibi. Yani duyuyoruz ya Rusya'ya göndermiş işte bilmem kaç ton geri gelmiş. Bunların baştan beri Türkiye'nin bilmemesi diye bir şey söz konusu değil. Hepimiz bunu biliyoruz ama burada uygulamada niyet ve gerçek anlamda örgütlenme sorunu var. Türkiye bunları şimdilik çok fazla üzerinde durmuyor. Ben şunu söylemekle daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ya deminden beri söylediğim gibi üretim mi, gelir mi, yani gelir adaletine katkı mı, yoksa sosyal politikalar meselesine bir destek mi? Bunu çok iyi bir araya getirip bunları kendi aralarında iyi koordine etmemiz gerekiyor. Hatırlatayım, çok kısa geçeceğim. Konuşmacılar belki kullanmak isterler diye. Çeşitli destekler var. İşte fiyat desteği, doğrudan destekler. Bunlar ürün miktarına, birazdan rakamlarını vereceğim. Hayvan sayısına falan bağlı destekler var. Türkiye'de de göreceksiniz örneğin. Telafi edici ödemeler var. Ziraat Bankası'ndan ve diğer tarım kredi kooperatiflerinden verilen destek, kredi destekleri var. Altyapı yatırımları çok Türkiye'de fazla olmamak kaydıyla altyapı yatırımları var. Sektörlere yönelik işte bitki, hayvan özellikle olmak üzere var. Bu ve bildiğimiz sosyal amaçlı transferler, sosyal güvenlik sisteminde tarım biliyorsunuz özel emeklilik programı vardır tarımda çalışanların. Bir de çok artık uygulaması çok sınırlı halde gelmiş, fayda fazlası uygulama alanı bulamayan korumacılık, o da eski çiftler bir şey. Nereden destekleniyor diye baktığınızda doğrudan ödemeler var, primler var. Türkiye'de de bunu doğrudan gelir desteğiyle karıştırmıyorum lütfen, o ayrı bir şey. Bu prim ödemesi, pamuk primi veya benzeri. Bir de dolaylı vergi muafiyetleri, enerji indirimleri var. Sonra finanse edilen diğer destekler var. Şimdi Türkiye'ye baktığınızda, Türkiye'de destekleme ödemesinin bütçesi nedir dediğinizde rakamlar sanırım okunabiliyor. 2016'da 11,5 milyar harcamış Türkiye. Kalem kalem var, detayına girmeyeceğim. İsteyenler sunumu burada bırakacağım için alabilirler. 2017'de 12,8 milyar lira harcamış. Bunun gördüğünüz gibi büyük bir kısmı hayvancılık destekleri. Örneğin 2017'de 4 milyara yakın. 12 milyarın 4 milyarı gibi orada. Kırsal amaçlı kalkınma, tarımsal desteklemeler var. Burada detayları da göstereceğim birazdan. Telafi edici ödemeler var. Bir sürü ödeme var. 2018 planında 14 milyar, 14,5 milyar. Artış oranları falan görürüz. Ama paya baktığınızda en büyük hayvancılık, arkasından kırsal kalkınma amaçlı, sonra da şeyler gibi diğer arz açığı olan ürünlere verilen destekler geliyor. Bunlar da örnekleri 2017'de nereye verilmiş? Ben sadece bir bilginiz olsun diye şunu söyleyeyim. Burada gördüğünüz ilk süt desteğine kadar olan
7-8 tanesi %90'ını neredeyse bunlardan oluşturuyor. Yani önemli bir şeyin kalemin %54'ü ilk kat kütlü pamuk, buzağı desteği, buğday desteği, fındık, gübre, mazot ve süt desteği %54'ünü oluşturuyor verilen paralar. Diğerleri küçük miktarlar. En çok parayı buraya vermişler. Altta diğerlerini de görüyorsunuz. Küçük küçük miktarlar var burada. Daha 1 milyona kadar inen paraları görüyorsunuz. Ama şimdi yavaş yavaş sorunlara geçeceğim. Bir kere benim görebildiğim kadarıyla, çok yakından izlemiyorum, bunun altını çizeyim. Ama izleyebildiğim, görebildiğim kadarıyla bir kere planlama hemen hemen hiç yok. Niyet var, uygulamada yok. Tanımlanan hiçbir desteklemenin stratejisine uyulmuyor. Yani baştan söyleniyor, şöyle diye amaçlı yola çıkıyor. Sonradan son günlerde haberlerde görmüşsünüzdür, lob et ithal ediliyor. Bir taraftan besicilik mi yaptırıyorsunuz insanlara, öteki taraftan lob et şey yapıyorsunuz. Birazdan bir besicilikle ilgili bir örnek vereceğim. Destekleme kalemleri arasında amaçlarına uygun kullanımlılığa sorunları var. Uzmanlarla konuştuğumda bana çeşitli örnekler verdiler. Mesela bir tanesi alınan besicilik kredilerinin Veteriner Hekimler Birliği ile konuştuğumda şöyle bir şey dediler. Büyük bir kısmı Mercedes ve altın alımına gitti dediler. Yani direkt hedefe ulaşmıyor. Amacına ulaşmıyoruz desteklemeler. Ve sistem sıklıkla değişiyor. Ben takip ettiğim için biliyorum. Biraz evvel de bahsedildi. Doğrudan gelir desteği diye başlanıyor. Sonra arkası değişiyor. Hayvansal destekler öne çıkıyor. Üretim prim destekleri daha değişiyor. En önemlisi tarımı biliyorsunuz önceden planlanıp üretimciyi desteklemeniz lazım. Yani Eylül ayında desteği açıklayacaksınız ki çiftçi kararını versin. Bir sonraki sene ona göre üretim ürününe karar, üretim kararına geçsin. Bunu da yapmıyor Türkiye. Burada şöyle bir şey var. Üretim bazlı destekler aslında çiftçiye biraz da zor geliyor. O küçük aile yapısı nedeniyle, örneğin verimliliğini ölçmeye kalksanız, ya sana para veriyorum ama sen şu verimliliğe de ulaşamıyorsun filan deseniz, çiftçi bundan da çok hoşlanmıyor. Bu haklı çünkü onun için verimlilik veya benzeri kavramlar, teknoloji kullanımı filan küçük aile işletmelerinde kolay işler değil. Tabii bunun sonucunda da geldiğimiz nokta yine Kalkınma Bakanlığı'nın 2018 programından rakamlardan aldı. Bu bilinen bir şey. Ekilebilir alan gördüğünüz gibi 26 milyon hektardan bugün 23 milyon hektara doğru düşmüştü. Çiftçi ekmek istemiyor. Çünkü bir şekilde gelirini aldığı şeyin sonuçta ekibinden vazgeçiyor. Oğuz Hoca bahsetti. Ben biraz bunu detaylandırmayı uygun gördüm kendimce. Bu tarım kanununda olan madde yazılım için özür diliyorum. Madde yazacağım ama neredeyse met kalmış. Madde 21'de 2006 yılında çıkan kanun diyor ki %1 milli gelirin %1'i kadar destek vermeniz lazım diyor. Tabii milli gelir bütçe hazırlanırken tahmini bir milli gelir. Bir sonraki yılın bütçesini yapıyorsunuz. Yani 2018'de 2019 bütçesini yapıyorsunuz. İster istemez size şimdiki adıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın, eski adıyla DPT'nin verdiği bir tahmin üzerinde götürüp %1 koyuyorsunuz. Ama ben burada uyumunu göstermek için, ne kadar uyumduğunu göstermek için realize edilmiş, gerçekleşmiş rakamları kullandım. Bütçede iki tür tarım şeyi var. Bir FECON3 diye. Orada A sütununda görüyorsunuz tarım, ormancılık, balıkçılık, avcılık hizmetlerine yıllar itibariyle ne kadar para verilmiş. Bir de bunu bizim çok şey yaptığımız E kod vardır. Demin gördüğünüz detaylı tabloda bu B sütunundaki rakamlar kullanılıyor. Gördüğünüz gibi her sene bütçede olması gerekenden az para verilmiş. Hangi tarımı alırsanız alın. Bir tek eğer A tanımını alırsanız, geçen senede biraz fazla bir bu A sütununa göre 2017'de
olan olması gerekenden fazla ödenmiş gibi bir şeyle karşı. Ama çiftçinin 2007'den bu tarafa alacağı nedir deseniz, bir tanesinde 21 milyar, bir tanesinde bir hesaba göre de 95 milyar alacağı varmış gibi gözüküyor. Ödenir mi? Takdir sizde, böyle bir şey yok. Bu da bunu önemsememin nedeni şu, hem yasayı çıkarıp koyup uygulamak, hem de tarımda birazdan bahsedeceğim dışa bağımlılıktaki artışa rağmen bu kadar kaynağın nereye kullanıldığını tartışmak için. Bir kere analiz meselesi çok üzerinde durulması gereken bir şey. Hiç kimse ama hiç kimse desteklerin neye yaradığı konusunda sağlıklı bir analize sahip değil. Buna Tarım Bakanlığı da dahil. Devlet planlamanın kalıntısı değil artık. Strateji başkanlığındaki uzman arkadaşlardan ulaşabildiklerimle sorduğumda son hazırlanan plan, şimdi hazırlıkları devam ediyor. Bugünlerde meclise gitmesi gerekiyor planın. Son 5 yıllık planın. Oradaki özel istas komisyonunda konunun gündeme geldiğini ama hiç işte verimlilik konusunda bir araştırma olmadığını söylediler. Bu demek ki hala daha bir gerçek analiz, gerçek amaca yönelik bir analiz yapılmamış. Ha şu olabilir bakın. İlle üretim esas almayabilirsiniz. Bu sene dersiniz veya 3 sene plana göre, 5 yıl plana göre. Ben önümüzdeki şu dönemde üretimden çok gelir adaletini öne çıkaracağım. Veya sosyal göçleri öne çıkaracağım. Bu sizin tercihinizdir. Bu politika tercihidir. Bunu alabilirsiniz. Ama devamlı habire ben parayı vereyim, bir sosyal bütçe cari transferi yapayım. Bu transferin sonucunda da popülist uygulamaların etkisiyle oy oranımı arttırayım derseniz burada ciddi problemler var. Çünkü sonuç görüyoruz. Birazdan rakamları teklif vereceğim. Sonuç basit. Türkiye'de ithalat dışa bağımlılığı her gün artan bir tarım sektörü var. Şimdi geçenlerde konuyu araştırırken, sunumumu hazırlarken şans eseri gördüm veya herhalde şeyi gönderdim. Serdar Hoca da göndermiş olabilir konuşmayı. Devrimci Çiftçi Sen'in genel başkanı. Benim bilmediğim bir örnek, çoğunuz için belki bilinen bir şeydir. Büyükbaş hayvana yapılan şeyler, koyun üzerinde, küçük başlar üzerindeki farkı çok güzel anlatmış. Birinin uzun boylu ot ortamında beslenmesi gerekiyor ki kendini doyurabilsin. Eğer bunu veremezseniz ineğe veya yani büyükbaş hayvana, diliyle aldığı için otu, ister istemez aham maddesi ithal edilen yeme dönüyorsunuz. Hazır yeme dönmek zorunda kalıyorsunuz. Koyun kendisi dişiyle kısa boylu otusu yapıyor. Bunu sorduğumda veterinerler meralarda özel hekimlerin olması gerektiğini, devletin bu konuda teşvik vermesi gerektiğini söylediler ve onun da olmadığını duydum. Çok ilginç bir örnektir. Yani devlet bunun farkında biliyor. Yani çiftçi bildiğine göre devletin bilmemesi mümkün değil. Ama merayı kullanmayı ve meraya destek vermeyi, onu teşvik etmeyi, ona yönelik politikaları henüz yok. Sadece en son biliyorsunuz meraların kiralanması diye bir şey çıktı. Onun hazırlıkları yapılıyor. Ama merayı neyin karşılığında kiraya verildiği belli değil. Yani şu şartla verebilirsiniz. Arkadaş sen buraya şu yatırımı yapacaksınız. Sana da bu kadar destek vereceğim. Al bu desteği, bu primi neyse, sen burada uzun boylu ot yetiştir, yem yetiştir. Burada da büyükbaş besiciliği yap diye şartlayabilirsiniz. Onu da incelersiniz, denetlersiniz. Bunu yapmadığınız zaman sonuç bu rakamlara geliyor. 1996'dan 2017'ye kadar baktığınızda tarımsal ham maddede dış ticaretinde, ham madde dış ticaretinde kronik açık var. Hiç bunda tartışma yok. En son 2017 rakamı var, 5 milyar doların üstünde açık var. Gıdaya baktığınızda bahsedildiği için çok üzerinde durmayacağım. Gıdada bir artı var. Yaklaşık 4-5 milyar dolar fazla daha oturmuş.
bir artı var burada. Toplam dış ticarette, yani gıda, özür dilerim, tarım dış ticaretinde de dışa bağımlılık görüyorsunuz kendini ne kadar gösteriyor. Yani bazı yıllar artılar var ama son yıllarda bu artılar düşmüş. Neredeyse başı başa, hatta bazı yıllar açığa bile gelmişiz. Yani birebir bir ithal ediyorsunuz, bir ihraç ediyorsunuz. Tamam, şunu katılmıyorum. Bakın bunun altını bir daha çizeyim. Bu bir gösterge. Yani ben ihraç yapmışsın, ihracat için üretim yapmışsın diye bir şeyim yok. Öyle bir şeyin arkasında değilim. Buradan o sorun çıkmasın lütfen. Ama siz ithalata bu kadar bağımlı bir yapıyı getirdiğiniz zaman o Kissinger'ın sözünü unutmamamız gerekiyor. Besleyemediğiniz halkı birileri gelir daha kolay yönetmeye başlanır. Yavaş yavaş toparlarken şunu söyleyeyim. Planlama olmadan bu iş olamayacağını dünya ahiret herkes biliyor. Sadece bu salondakiler değil. Herkes biliyor. Ve planlamayı Amerika bile yapıyor. AB yapıyor. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki üretim planlaması olmadan gıda güvenliği olmaz. Onu çok iyi farkındalar. Bizim için geçerli olan bir şey de dışa bağımlılık azaltılamaz. Buradan baktığınızda şimdi teknik teknoloji eğer şeyin özüyse, üretimin özüyse demek ki siz gıda ve tarım üretiminde ister istemez teknolojik eğitim vereceksiniz. Ve bunu yaparken de bunu bir planlamanız lazım. Yani herkese götürüp istediğiniz türden bir şey yapamazsınız. Çünkü biraz evvel bahsettim. Küçük yerleşim bilimleri dağınık çiftçiye gelin sizi hepinizi Hacettepe'de bir salona toplayın. Burada size teknik eğitim vereyim diyemezsiniz. Uygulamalı alanda göstermek zorundasınız. Bu iş öyle kolay bir iş değil. Birebir gideceksiniz. Hocam biraz evvel Mersin olayında örneğini verdiği gibi gideceksiniz, yüz yüze görüşeceksiniz ve ona teknolojiyi, yeni tekniği anlatmak zorunda, öğretmek zorundasınız. Zaten bu küçük aile işletmesiyle tarım büyük tarım işletmesi arasındaki fikir ayrılıklarının temelinde yatan nedenlerden bir tanesi de budur. Bir tanesinde şirket olduğu zaman basit şirketin sahibini veya 2-3 teknik elemanını eğitiyorsunuz, işi bitiriyorsunuz. Ama bu tarafta aynı işi 10 veya 20 aile yaptığı için siz 10-20 aileye tek tek gidip bu eğitimi vermek zorundasınız. Bunu da planlamanız lazım. Neye karar verdiniz? Küçük bir aile üretimine mi? Yoksa artık bu işler olmuyor. Bunu döndürelim. Hollanda'da olduğu gibi mülkiyeti paylaşalım. Mülkiyet bölünsün ama işletme bölünmesin türünde bir yapıya mı gideceğiz? Buna karar vermesi lazım. Planlama dediğiniz zaman da planlamayı Ankara'da oturup yapamazsınız. Tarımda bu da mümkün değil. Bunu demokratik planlama anlayışıyla yapmak zorundasınız. Yani üreticiyle, hatta tüketiciyle oturup demokratik bir ortamda beraber yapmak zorundasınız. Ben yaptım olducu yaklaşımlar bugüne kadar hiç başarı sağlamadı. Bundan sonra da olmaz. Bir de amacınız birden fazla olduğu için yani şey de var, hem kırsal kalkınmayı da düşünüyorsunuz. Birkaç amacı bir araya getirdiğinizde desteklemeyi yaparken ister istemez o katılımı sağlayamazsınız. Programın başarısında, desteklerin başarısında da istediğiniz amaca da ulaşamazsınız. O da zor bir işler. Onun için demokratik katılım bu işi planlamayı hazırlarken birebir önemi olan bir konu. Ha, buna göre örgütlenme çok temel bir konu. Benim kamu örgütlenmesi bilgim eski Türkiye'de 2003'ten öncesini biliyorum. Şimdi ne durumda hiç tahmin edemiyorum zaten. O zamanki Tarım Bakanlığı için konuşabilirim. Şimdiki için bir şey diyemem. Ayağını toprağa basmayan ziraat mühendisi diyorum. Tarım Bakanlığı'nda çalışıyor. Taşra Teşkilatı'nda henüz daha ayağı toprağa değmemiş. Ayakkabısı diyeyim, ayağı demeyeyim de yanlış anlaşılmasın. Ayakkabısı toprağa değmemiş ziraat mühendisi hatırlıyorum.
Ben onun için mi okudum? Bana aynısı kulağımda duydum. Ben onun için mi okudum? Ben zaten babam çiftçiydi. O zaman ben gider orada çiftçilik yapardım diye biliyorum. Bu belki tek örnek. Tabii bunu genelleştiremeyiz ama geneldeki anlayış birebir o mesela toprak toprağın şeyini, yapısını alacaksınız. Toprağı ölçeceksiniz. Hangi gübre kullanılıyor anlayacaksınız. Ona göre gübre desteği vereceksiniz. Bu yoktu Türkiye'de. Şimdi inşallah vardır. Buna göre gübre desteği yapılıyordur, ödeniyordur diye umut ediyorum. Ama benim bildiğim dönemlerde böyle bir yapı, böyle bir şey yoktu. Onun için örgütlenme, kanunun örgütlenmesi de çok önemli. Dedim ya aslında devlet olayın farkında. Bakın 2018 programını aynen okuyabildiğinizde ne diyor? Tarım desteklerinin havza, ürün ve su kısıtı temelinde farklılaştırılarak bunların idare ve kontrolünün alan bazında yapılması, çeşitli kurumlar tarafından uygulanan farklı destek programları arasında tamamlayıcılığın sağlanmasıyla üretici ve işletmelerin gelir seviyelerinin desteklerde dikkate alınması öncelikli görülmektedir. Ya, olay basit, herkes biliyor. Yapılmayan ne? Yapılmayan bunun çözümünün uzun vadeli olması ve popülist olması. Popülist olmayan bir çözüme siyasetçi hiçbir zaman destek vermiyor. Onun derdi aynı. Bu bağlamda sosyal politikalar da olacak, evet. Ama ben mesela Sayın Temizler buradayken bana kayıt dışı lafı düşmez ama ben fatura bazlı desteklerin ağırlıklandırılmasındayım. Bundan kastım şu, verdiğiniz bütün desteği madem üretime yönelik olacak, üretmesi için yapacaksınız, en sonunda fatura üzerinden vermeniz lazım. Amacınız çiftçiden vergi almak olamaz, sıfır. Hiç tereddüt yok. Hiç şey orada olmaz. Çiftçi getirecek faturasını, Ziraat Bankası olur, neresi olursa olur, onun bir primi vardır, bir desteği vardır, onu alacak ve evine gidecek. Nasıl ki pancarını fabrikaya götürdüğünde alıyorsa, çayını fabrikaya götürdüğünde alıyorsa, aynı şekilde besicilik içinde, aynı şekilde diğer ürün ne varsa hepsinde fatura üzerinden yaptığınızda üretimi teşvik edersiniz. Çünkü ben dedim ya bu büyükbaş hayvan konusunda birkaç kişiyi konuştum diye, biz diyorlar çiftlik yeri açmayan destek alan insan biliyoruz diyorlar. Hiç açmamış. Aynı yeri 3 kişi birden göstermişler. Ona göre kredi almışlar. Ziyarete giden banka elemanı da şey yapılmış, organize edilmiş. Hep beraber bağış neredeyse yaklaşık 150 bin liraymış bir yaptığı şey başına. 350 bin lira 3 kişi, 450 bin lira 3 kişi almışlar. Bunun hikayesini anlattılar. 3 kişi almışlar, bir miktarını bankada çalışana vermişler. Tek tek bunu ya bunu diyoruz. Sıradan bir olay, niye anlattık? Ben sordum, niye gidip söylemediniz? Hem çoğumuz yapıyoruz bunu, niye anlattık? Bu bağlamda siz eğer o besin için verdiğiniz teşviğin sonucunda faturayı getir, eti kime sattın? Besi ya, kime sattın, nerede diye et balık bulmaya, et süt kurmuşsa ona satmıştır. Kasapsa ona satmıştır, cenepsi. Ona sattığın faturayı getir, ondan ödeyeceğim dediğinizde bu işin büyük kısmını aşabilirsiniz. Bu mümkün ama bunu dediğim gibi İki tarafı, hem üretici tarafı yani çiftçi tarafı, hem de siyasetçi tarafı bundan ne kadar hoşludur bilmiyorum. Burada son olarak söylemek istediğim şu, planlama ve denetlenen destekle olmadan tarımda istenilen üretime ulaşmanın mümkün olmayacağını düşünüyorum. Benim deneyimim bu. Üretimi sağlayamadığınızda, gıda güvenliğini sağlayamazsınız, üretimi sağlayamadığınızda dışa bağımlılığınız da azalmaz diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Hakan Hocam'a çok teşekkür ederiz konuşmasından dolayı. Hakan Hocam tarımdaki
kalkmayı planlama konusunda biz heyecanımızı kabarttı ama kısa bir ara vereceğiz kahve molası. Akabinde tekrardan panelimize devam edeceğiz. Bu duyuruyu yapayım. Eğer ki sabahtan katılımcı listesine ismini yazmamış olan katılımcılarımız varsa duyurulardan haberdar olmak için dışarıdaki bankonun üzerindeki kağıtlara isimlerini yazabilirler.